İnşallah bu seçimlere parti olarak katılmadık ama bir sonraki seçimde daha büyük halkımızın huzurunu sağlayacak, halkımızın layık olduğu hizmetlere vardıracak yeni projelerle inşallah karşılığa çıkacağız. Programımız bir medeniyet projesidir. İnşallah biz bunu toplumumuza anlatıp desteklerini alarak bu projemizi toplumumuza en güzel şekilde yansıtmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Biz genel yönetimlerin güçlendirilmesinden yanayız doğrusu. Öncelikle bu 31 Mart seçimlerini halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah her seçim bir yeni bir ümit, yeni bir fırsat doğuruyor. Bu seçimlerin de ülkemiz ve halkımız için, özellikle bölgemiz için yeni bir ümit kapısının açmasını diliyoruz, bekliyoruz. Bu konuda da bize düşen bir şey varsa bunu yerine getirmeye çalışacağız. Bizim parti olarak da gayretimiz halkımıza hizmet etmektir bu açıdan. Biz hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak. Bütün seçimlerin kendine göre bir önemi vardır. Bu seçimler de önemlidir. Bir önceki seçimde olduğu gibi. Ama biz seçimleri bir bakan sorunu olarak görmüyoruz. Seçimler neticede yerel idareleri seçme çalışmalarıdır. Biz bu göze bakıyoruz. Evet, idarecilerinin kim olduğu önemlidir. Kimi seçerseniz, siz nasıl olursanız o şekilde idare edilirsiniz. Bu açıdan seçimlerde kimin idareci olarak seçileceğinin tespiti önemlidir. Bunun önemsiz atfedilmesi doğru değil. Ama bir beka sorunu olarak da ele almak doğru değil bizce. Teşekkür ederim. Evet, bu soru sık sık soruluyor. Siz boykot etmiyorsunuz. Kimi destekleyeceksiniz? Doğru. Biz sadece seçime katılmama, parti olarak veya ittifak olarak seçime katılmama şeklinde bir kararımız var. Bunu ilan ettik. Ama 31 Mart'ta ne şekilde oy kullanacağız, arkadaşlarımızı, teşkilatımızı ve seçmenlerimizi nereye yönlendireceğiz konusunda bir açıklama yapmadık. Gerekirse bu konuda açıklama da yaparız. Seçmenlerimiz evet, isteyen istediği şahsa oy verir şeklinde bir kanaatimiz, bir düşüncemiz yok. Biz parti disiplini en iyi olan partilerden birisiyiz. Teşkilat olarak, seçmen olarak. Elbette seçmenlerimizin gözü partinin merkezinde olacaktır. Bu konuda biz de gerektiğinde yere göre hangi adayın ne şekilde destekleneceği konusunda açıklama yapabiliriz. Açıklama yapma gerekli midir, değil midir, ne zaman açıklanır? Onu bizim partide merkezdeki arkadaşlarımıza istişare neticesinde bunu sonradan kararlaştıracağımız bir husustur. Ama şunu söyleyebiliriz açıkça, biz arkadaşlarımızı yere göre, adaya göre seçmenlerimizi yönlendirme şeklinde bir strateji izleyeceğiz inşallah. Biz baştan beri şunu söylüyoruz. Biz halka hizmet için varız. Siyasi partiler halka hizmet etmek için var olmalıdırlar. Bunun gayreti ve çalışması içerisindeyiz. Seçimlerde de hangi adaya oy verileceğinin tespiti, bunun belirlenmesi bize göre hizmettir. Hangi aday halkın değerlerine, örfüne, adetine, gelenek ve göreneklerine bağlıysa, daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorsak, biz bu seçimlerde inşallah ondan yana tavır takınacağız. Halkımız bu konuda inşallah bizim yanlış yapmayacağımızı konusunda emin olsunlar. Biz en iyi adayı, halkımıza en iyi şekilde hizmet edecek aday kimse, inşallah o yönde bir kararımız alacağız. Şimdi seçim, evet, 2 ay var seçimler için. Yani 2 ay uzun bir süre. Daha seçim propaganda süreci de başlamış değil. Elbette biz propagandalara, sadece propagandalara bakarak, sadece adayın kimliğine bakarak karar vermeyeceğiz.
her adayın bir geçmişi vardır ve vaat ettikleri vardır, kişiliği vardır, durduğu yer vardır, duruşu vardır. Arkadaşlarımızdan bilgi alıp her adayla ilgili ayrı ayrı herhalde, yerelde bunu tespit edip ona göre bir karar aşaması çıkar. Bunu ilan eder miyiz, etmez miyiz? O ayrı bir konu. Fakat biz seçmenlerimize, tabanımıza en uygun adaya yönlendireceğiz inşallah. Elbette etkisi olur. Yani insanoğlu tarihinden, geçmişinden bağımsız olarak hareket etmez. Geleceğini tayin ederken geçmişine bakarak hareket eder. Bu akl-i selemin gerektirdiği husus da budur. Maalesef dediğiniz gibi 2014'ten sonra bölge büyük bir yıkım yaşadı. Maddi olarak, manevi olarak büyük yıkımlar yaşadık. Medeniyetlerimiz yok edildi, tarihimiz yok edildi. Halkımız mutlaka bu konuda gereken tecrübeyi almıştır, gereken dersi almıştır diye düşünüyoruz. Biz de payımıza düşeni aldık. Bildiğiniz gibi iki tane arkadaşımız şehit oldu bu seçim süreci boyunca. Biz seçimleri başta da belirttiğim gibi bir savaş, bir ölüm kalım savaşı olarak da görmüyoruz. Neticede bir idarecilerimizi seçiyoruz. En iyi idareciyi seçme yarışması olarak görülmesi lazım. Biz böyle bakıyoruz. Biz idarecilerimizi iyi seçmezsek maalesef kötü şekilde idare edilirsek bizim geleceğimiz de, ümitlerimiz de, şehirlerimiz de harap olur. Ama iyi idareci seçersek, hakikaten sürekli dile getirildiği gibi Hazreti Ömer'in adaletini kendine misyon edinen şahıslarla biz idare edilirsek, onun dönemindeki gibi adil bir şekilde idare ediliriz. Bu idare edilme şekli, evet, belki belediye, hükümet tayin etme gibi bir seçim değil. Ama benim kapımın önündeki çöplerin alınmasındaki adalet ile belki devlet idaresi arasındaki adalet birbirinden ayrı edilmemesi lazım. Adalet adalettir. Küçüğü büyüğü olmaz. Bu şekilde bakmak lazım. Belediye başkanı seçiyorsak halkımızın layık olduğu en iyi şekilde hizmeti getirmesi lazım. Biz buna yönelmemiz lazım. Kim daha iyi hizmet getirebiliyorsa, geçmişiyle, vaat ettikleriyle, duruşuyla hizmet vereceğine inandığımız aday kimse, ona doğru yönelmemiz lazım. İnşallah biz böyle yapacağız. Çukur olaylarını sadece çukurun kazılması andan itibaren görmemek lazım. Bu şekilde görürsek bence yanlış olur. Öncesini de görmek lazım. Çukurun kazılmasından önceki olaylara sebebiyet verecek durumlardan ve kayırmalardan kaçınırsak, gerekli tedbirler önceden alınırsa, çukurlar kapımızın önüne kazılmaz. Bunu öncelikle görmemiz lazım. Çukuru haklı kılacak, çukuru meşru gösterecek davranışlardan da kaçınmak lazım. İlk baştan itibaren yapılan haksızlıklara, yapılan olumsuzluklara karşı çıkarsak, yıkıma götürecek 2014'ten sonraki olayları yaşamayı göz önüne getirecek inşallah yıkımlardan da kaçmış olacağız. O nedenle biz ilk günden itibaren tedbirin alınması, hakların hak olduğu için verilmesi, birinin istemesine, birinin dilemesine veya mücadelesine bağlı olmaksızın, eğer bir şey haksa, bir başkasına hak olarak gözüküyorsa, görülürse herkese hak olarak görülmesi lazım. Ve zamanında bu haklar verilince inşallah bunun ötesinde haksızlığa uğradığını düşünen şahısların haklı gösterecek argümanların da elinden almış oluruz. Baştan itibaren tedbirler alınırsa inşallah böyle bir süreci bir daha yaşamayız. Ümit ediyoruz ki bir daha bu halkımız, şehrimiz böyle bir yıkım yaşamaz. Ve seçimler doğal olarak ittifakı gerektiriyor. Biz ittifakları doğal karşılıyoruz. Yani kimin kiminle ittifak yaptığı çok önemli değil. Yani birine hak olan ittifak öbürüne niye yapıyorsunuz diye sorgulamak biz çok doğru bulmuyoruz.
Ama kimin kiminle ittifak yaptığı, o kendisini ilgilendirir. Bu açıda bizim bu konuda çok yorum yapacak bir şey görmüyoruz. Yani ittifaklar bu seçimlerin doğal bir sonucudur. İttifak şeklinde olabilir, seçim birlikleri olabilir, seçim dayanışması şeklinde olabilir. Seçimlerdeki ittifaklar çok önemsemiyoruz bizce. Herkes kendi yapısına göre, kendi partinin duruşuna göre birisiyle ittifak eder. Evet, biz zaten onu demek istiyorum. Yani herkes kendine göre, kendi duruşuna göre bir yer belirleyecek. Halkımız bunu görüyor. Seçim öncesi söylemler ile seçim ittifakı sırasında söylenen sözleri halkımız değerlendirecektir. Yani neticede bu bir ittifaktır. Herkes kendi yapısını bu şekilde ortaya koyacaktır. Seçmen de bunu kendisine göre değerlendirecek. Söylemlerine dikkat edecekler. Evet, yerel seçimlerde bir oy bir oydur, evet. Yani belki 24 Haziran seçimlerinde 200 bin civarında oy aldık. Ama bunu ilçelere ve illere dönüştürdüğümüzde 200 oy, 300 oyla belediye başkanlığı kazanıp kaybetme durumu da söz konusu. O açıdan bir oy bir oydur bu mutlaka. Sadece nitelik, partinin niteliği, duruşu değil, sayısı da çok önemli. Bunu belirleyici olma, bir partinin belirleyici olması, oy sayısının çok fazla olmasının ötesinde bir iştir. Bazı yerlerde 3 oyla veya 5 oyla belediye seçimini kazanıp kaybetme durumu söz konusu olabilir. Bu açıdan biz belirleyici olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda hassas dengeler var. Hüdapar'da bu hassas dengelerde inşallah en doğru olan tarafta bulunarak bunu belirleyecektir. Kilit bir parti? Kilit parti demek çok iddialı olur ama birçok yerde sonucu etkileyeceğimizi düşünüyoruz. Şimdi evet, arkadaşlarımız çalışıyor bu konuda. Sayısal verilerimiz var ama burada bunun falan beldede, şu ilçede şu kadar oy farkı var. Biz bir tarafta bulunduğumuz zaman o taraf kazanır gibi bir sayısal şeylere girmek çok doğru bulmuyorum. Evet, birçok yerde belirleyici olacağımızı düşünüyoruz. Yani bu konuda o sayımız var.